Fıtratla ilgili sünnetler. Allahu Teala'nın insanı, alimlerin görüşüne göre insanın görünümünü güzelleştiren bir fıtrat yaratılış üzerine yaratmıştır. Bu sünnetleri müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh bize özetlemiştir. Rabi, Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 10 şey fıtrattandır. Bıyığı kesmek, sakalı kendi haline bırakıp çoğaltmak, misvak kullanmak, istinşak yapmak, burna su çekip temizlenmek, tırnakları kesmek, parmak boğumlarını yıkamak, koltuk altını yolmak, tıraş etmek, etek tıraş olmak, istinca yapmak ve mazmaza yapmak, ağzı çalkalamak yani. Bu sünnetlerin ilki misvaktır. Genel olarak erak ağacının danlarından elde edilen ve dişlere bulaşan yemek ve kokuları gidermek için ucu fırça olarak kullanılan bir çubuktur. Misvak kullanmak tüm vakitlerde sünnettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmaktadır. Misvak ağzı temizler ve Rabbin rızasını kazandırır. Ancak abdest alırken kullanılması müekkettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Eğer ümmetime güçlük vereceğimden çekinmeseydim, her abdest aldıklarında onlara misvak kullanmalarını emrederdim. Namaz sırasında da müstahaptır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer ümmetime zorluk vereceğimden çekinmeseydim, her namazın başında onlara misvak kullanmalarını emrederdim. Eve girerken de sünnettir. Mikdam, babası radıyallahu anh şöyle dediğini naklediyor. Ayşe radıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiğinde ilk iş olarak ne yapardı diye sordum. Önce ağzını misvaklardı diye cevap verdi. Uykudan uyanırken de misvağın kullanılması sünnettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kılmaya kalktığında ağzını misvakla temizlerdi. Kur'an okurken de kullanmak sünnettir. Ali radıyallahu anh'un rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak kullanmayı emrederek şöyle buyurmuştur. Kul misvak kullandıktan sonra namaza durunca melek de onun arkasında durur. Onun Kur'an okumasını dikkatlice dinler. Sonra ona o kadar yaklaşır veya aynı manaya gelen başka bir söz söyledi ki ağzını onun ağzına koyar. Namaz kılan kişinin ağzından çıkan Kur'an'ın her kelimesi doğruca o meleğin karnına ulaşır. O halde sizler ağzınızı Kur'an okumak için temiz tutun. Fıtrat sünnetlerinden biri de suyu ağza konulup çalkalanması olan mazmazadır. Nefes yoluyla buruna su çekmek olan istinşaktır. Fıtrat sünnetlerin üçüncüsü istincadır. İstinca önden ve arkadan çıkan pisliklerin temiz suyla gidermesidir. Dördüncü bıyığı kesmek ve kırpmak gibi. Bundan kasıt bıyığın iyice kısaltılmasıdır. Bu da süslenmek, temizlik ve kafirlere muhalefet içindir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bıyıkları kesin, sakalları salın, mecusilere muhalefet edin diye buyurmuştur. Bu sünnetlerin altıncısı da istibdardaki, o da avret çevresindeki kılları kesmektir. Sünnetlerden birisi de erken için vacip olan hitandır. Hitan, erkek üreme organının uç kısmındaki bulunan deri parçasının kesilmesidir. Aynı şekilde kadınların sünnet edilmesi, o da klitoris üzerindeki deri parçasını kesmek şeklinde yapılan kadın sünnetidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Atiye'ye hitaben şöyle buyurmaktadır. Kızları sünnet ederken üstten kes. Derin kesme, bu şekilde kesilmesi yüze daha çok parlaklık, kocaya daha çok haz verir. Bu sünnetlerin sekizincisi de tırnakların kesilmesidir. Dokuzuncusu koltuk altında biten kılları tıraş etmektir. Onların kesilmesinde temizlik vardır ve kötü kokuların yayılmasını önler. Tırnakların, bıyıkların etek ve koltuk altı kıllarının 40 günden fazla uzatılması mekruhtur. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bıyığı kısaltmak, tırnakları kesmek, etek tıraşı olmayı ve koltuk altını temizlemeyi 40 günden fazla terk etmemekle sınırladı. Bu sünnetlerin 10.'su da parmak boğumlarının temizlenmesidir. Kulaklarda, boyunda ve cismin bazı bölgelerinde toplanan kirlerin temizlenmesi de bunlardandır.